Günaydın değerli kıymetli dostlar. Şöyle dedim. Bugün de size şu güzelliklerle dedim. Biraz bunlar bakın kurumuş. Suyu da olsa arkadaşlar. Şuralarından kırıyorum çiçeklerimin. Şu kısımlarını. Gördüğünüz gibi kurumuş. Aha Ercan Bey geldi. Hadi gelin canlar. Ercan abinizi karşılayalım. İşten geldi. Gel gel. Sanki görmemiş gibi. Gel Allah'ın seven. Gel. Gel gel. Ercan bugün sabahçıydı. Şu an bizim burada saat 1 efendim. Saat 1'de eve geldi. Biz de kahvaltı için Ercan abinizi bekledik. Hoş geldin Ercan. Hoş bulduk Selva. Hoş geldin dostlar. Can dostlar. Ay Ben yoruldum ya. Ben bugün çok yoruldum ya. Ama saat 4'ten beri de ayaktayım Selma. de tam bizim camdan orkideleri izliyor, gösteriyordum ama senin için hızlı. Hala orkide yapraklar dökülmesin değil mi? Dökülmesin Ercan. Kurumuş zaten. Bakın canlar aldım onu da. Ne yaptın kız orkideleri mi? Diğerlerini bilmiyorum Ercan kurumuşlar. Çiçeklerimi öldürme. Ercan'cığım üzerini değiş kahvaltımız hazır. Tuğçe kahvaltıyı hazırladı. Vallahi ne hazırladı ben de Kahvaltıdan bilmiyorum. sonra Uyuyacaksın evet. uyuyacağım. Gene sokağa çıkamayacağız biz. Uyuyacağım. Hadi gelin canlar. Ama kız şansıma bak kız. Yağmaz yağmaz yağmaz. Ben paydos ettim. Şarıl şarıl yağmur. Olsun yağsın. Kızlar gelin bir de kahvaltıya Tuğçe bize ne hazırlamış. Ercan sen de hadi ellerini yıka öyle tamam, girme. Selma. Evet canlar. Bugün Tuğçe babasına böyle bir güzellik yapmış. Nasıl diyeyim? Paprikaları yuvarlak kesmiş teyzeleri. İçine yumurtaları böyle şipigelay mı deniyor Evet, bunlara? Ha şipigelayla. böyle yumurtalar yapmış. Bakın teyzeleri. Bak çocukları böyle kandırabilirsiniz. İçine hem görünmez yani. Çocukları diyor böyle kandırın diyor. Eğer diyor yumurta sevmiyorsa çocuklarınız diyor böyle süsleyin ya da diyor kocalarına yapsınlar değil mi? Özellikle böyle şeylerde mi? Özel günlerde mi? Her hafta sonu mu? Hafta sonları diyor teyzelerim siz de böyle kahvaltı hazırlayın diyor canlar. Burada da olmazsa olmazımız. Diyet kuştuk de. Bunu atacağım çöpe. Burada da olmazsa olmazımız sucuk kızarıyor değerli dostlar. Bakın. Güzel siyah ekmeğe kıtır kıtır bir de yanına fış. Tamam Tuğçe anladık. Efendim gene her zamanki gibi. Saçını bağlamamış. Saçını bağlamamış da çirkin çıkarmış. Anne beni çekme diyor. Peynirimiz var. Gene ben şunlarla şunlardan yiyorum efendim kahvaltıda. Ne yalan söyleyeyim iyi oluyor. Peynir var. Patates salatalık çıkarmış. Ama, patatese yok gerek gibi. Yok yok. Bugün Suude yok kahvaltıda. Böyle reçellerimiz, aynı Nutella'mız. Olmazsa olmaz Ercan abinizin soğan baharatlı soğanı. Salam cart cürt efendim. Bugünkü kahvaltımızda işte bunlar. Hah geliyor efendim durun bakalım. Ah işte bakalım. Heh, size şarkı söyleyecekmiş efendim. Ercan kocuğunu biraz sus çek. Be. Kocuğunu şöyle çek düzgün çıksın. Ay, bir sus. Ercan güzel çıksın videomuz ya aman. Nasıl ben varım ya. Sen güzelsin de orası da çirkin duruyor siyah duruyor. Koy fincana haylelo. Kız kafe koy fincana helelo. Can dostlara selam söyle halelo. Can dostlara söyle selam halelo. Adam işten geldi hastayım diyor. Fincan beni severse halelo. Can dostlar beni severse ne mutlu. Beni sevmezse ne mutlu mu? Severse ne mutlu. Yanlış dedin ama. Dedin ki can dostlar beni severse halelo, sevmezse ne mutlu dedin. Severse dedim. Demedin yanlış. Hadi, hadi Ercan vlog doldu. Halelo. Sardır. Gidelim Erzincan'a halelo. Allah Allah. Hadi Ercan hadi. Sizi seviyorum ya. Vallahi gönülden seviyorum. Yemin ederim bak. Tanımıyorum etmiyorum ama ne bileyim kalbim pır pır ediyor. Ne yapayım? Tamam otur otur hadi. Ay, biz de seni seviyoruz. Hadi. Can dostlara da buyuruz. Ha, Tuğçe can dostlarımıza çaylar kahveler hazırlar. Evet, vallahi gelin yemin elimle hazırlayacağım. Yemin ederim ben bayağı aslında bu evde en güzel çay demleyen benim. Ay güleyim de araya ilere gitmesin. Bunlar çay yapmasını bilmiyor. Siz bana sorun çay. Kaç gün çayıyordu? Öğrenememiş. Tamam Evcan vlog çok doldu. Hadi değerli dostlar. Ne bize afiyet olsun. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. Gönül dostları senden mantı tarifi de istiyor. Yok kimse istemedi. Hadi değerli dostlar. Ben kapatıyorum kızlar. Sefa. Sefa. Sefacığım görüyorsun değil mi? Bak bak Sefa, bak. Sefa çantam yine boş gitti bugün kız. Hadi canlar birazdan görüşürüz. Yeter. Evet canlar. Vallahi ben artık
Bir Aldi'ye gideyim kızlar. Evin günlük rutin işlerini yaptım. Gördüğünüz kahvaltıyı hazırladık. Tuğçe hazırladı. Baba işten geldi. Yedi. Ercan Bey yattı. Uyuyor. Talha odasında uyuyor teyzeleri. Tuğçe dışarıya çıktıydı. İşi vardı. İşini halletti. O şimdi eve geldi. Ben Tuğçe'yi bekledim. Tuğçe gelene kadar da biraz makineye çamaşır attım. Kuruyan çamaşırlarım vardı. Onları topladım. Biraz evin günlük rutin işlerini yaptım. Bir akşam yemeğim kaldı. Akşam yemeğimi de valla dünden bir şeylerim kalmıştı. Onların yanına belki bir iki takviye bir şeyler yaparız diye de böyle çok aparatif bir şeyler hazırlar. Yeriz diye. Ya yani kafamda bir şeyler var. Bakalım neler görürüz, neler yaparız. Biliyorsunuz bugün birkaç arkadaşımın benden bir ricası olmuştu. Kayseri çemenini abla bize yapar mısın? Ben de dedim hadi kız yapayım dedim. Ama sarımsak yok dedim ya. Şimdi bir 5 dakika Aldi'ye gideceğim. Evet değerli dostlar. Biz gene Tuğçe ile birlikte koştur koştur gittik markete. Hiçbir şey almayacaktım biliyor musunuz? Sadece bunun için gittik. Sarımsak için. Bu sarımsağı da ne yaptık biliyor musun? Alışverişi bitirdik biz. Sırf bunun için gittim ha. Ondan sonra kasaya geldik. Tuğçe dedi ki anne sarımsak aldın. Ne? Dedim. Kız biz niye geldik dedim sarımsak için. Anam sarımsağı almadık. Almayacağımız şeyleri topladık. Eve gidiyoruz dedim. Aşık gibi gezmişim ha markette. Ne alacağımı da bilmiyorum ya. Eğer bunu unutsaydım Ercan abinizin diline düştüydüm. Tekrar onu gönderecektim. Bir evde kavga çıkacaktı. Neyse kızlar. Uzun lafın kısası. Ben bir tane sarımsak aldım. Valla sarımsaklar şimdiye kadar 99 centli bir baktım. Bir oylu 29 cent. Hatta bir kız kardeşim dedi ki abla un al da koy dedi. Kız ablam valla una bile taşıyacak halim yoktu. Ercan abin de gelmeyince ben de şey yapmadım, almadım. Ama bir dahaki gittiğimizde Ercan abin yarın çalışacak. Ondan sonra gelin tatil. O zaman böyle bir torba alıp koyacağım ablam. Aklımda unlar benim. Evet canlar 1 euro 29 cent'e sarımsağımızı aldık. Vallahi bu hafta Aldi'de brokoliler vardı. 75 cent miydi? Öyle bir şeydi canlar. Evet. İndirimdeydi. Hemen görünce bir tane de brokoli aldım. Şu kadarcık domates aldım. Domates biliyorsunuz dünyanın her yerinde pahalı. Bizim burada da pahalı. 3 liraya yakın kilosu değerli dostlar. Evet şimdi biz bu ekmekleri önceden de bunlardan alıyorduk. Bir ara çocuklar çok yediğinde bıkmışlardı bu vital fitlerden. Şimdi Ercan da artık bu ekmeğe başladı. Diğerleri biraz dedi dişimi ağrıtıyor. Selma bu biraz daha sanki şeydi. Geri bu ekmeğe dönelim dedi. Şimdi bir tane de bu ekmekten aldım. Valla bunlar da kaç liraydı kız? 1.60'lardı evet, üstünde 1.60'lardı. Efendim. 2 oyluya yakın şu ekmek ama tam fiyatı hatırlamıyorum bilmiyorum. Bizim evde günlük tost yapılıyor. Çünkü Talha'nın huyu dakikası tutmuyor. Hemen bir tane de tost ekmeği aldık. Olması lazımdı ya yok muydu? Tek bir tane var mı? Evde var diye biliyordum. O yüzden ben dedim yedek olsun diye de iyi kalmışım yokmuş. O kepekliği çok sevmiyor ondan. Evet efendim gitmişken jelatin, alüfolya, alüminyum folya ne diyorsanız parlak kağıt derim ben her şey derim. Bu bitmişti bizde. Biz bunu ne unuttuk? Neyi unuttuk? Bez almaya. Dur onu anlatacağım. Bir tane alüfolya aldım. Efendim bir tane de streç film var ya. Bir tane de ondan aldım. Çünkü biliyorsunuz ben çok kullanıyorum. Evde var da az kalmış. Hemen bunları da gittim almışken. Efendim bir tane de uzun zamandır almıyorduk. Hadi dedim bir tane light kolalardan alayım dedim. Bir tane böyle altılık sodalardan aldım. Mini sodalardan. Bir tane güvüç ketçaplarından aldım. Karışık ketçap. En çok ben seviyorum bizim evde bunu. Kalmamış çünkü. Bir tane sirke aldım. Ben bu sirkeyi çoğunlukla değerli dostlar çaydanlıklarımda. Ondan sonra böyle kireç tutan her şeyde, vase kokelerimde normalde yemeklere katılıyor. Salatalar için olan ama ben bunu da bu şeylerde kullanıyorum. Temizlikte çok kullanıyorum bu beyaz sirkeyi. Çaydanlığımın içi kireçlenmiş. Sabah bir baktım anam Selma, pasaklı Selma dedim şu çaydanlığın haline böyle. De akşam onu kaynatacağım da kireçleyecektim. Baktım sirkem azmış, çok azmış. Hemen dedim alayım. Yetmezse rezil olmayayım dedim. Bir tane de sirke aldım kızla. Hani geçen gün Ercan keloksumu unuttum demişti ya. Aklıma geldi. Dedim dur alayım da dedim. Sevinsin sabahları işe giderken bir kase yiyor bu keloksu seviyor Ercan. Hadi dedim bir tane de Ercan Bey'e keloks alayım dedim. Vallahi canlar keloks galiba 2 euro falandı. Sirke de 39 cent. 40 centti.
Kız bu da 1.60'larda mıydı neydi? Öyle bir şeydi. Unutuyorum. Herhalde 1.60 €. Aklımda olunca size fiyat da söylüyorum. 2 tane çips aldım efendim. Ama kasabok da var. Elimde kasabok var da şimdi kim şey fişi var da kim şöyle araştıracak bakacak aman. Niye tutuyorsan bunu da. Bir tane yani 2 tane çips aldım. Bir tane Tuğçe, evet. Bu sefer bu rengini mi aldı? Evet. Toz peynir beyazım. Almış çünkü toz ekmeğin üstüne de konulup yenilen bu. Bir tane bundan almış. Valla kahvemiz azıcık kalmış. Kızlar durun size de göstereyim. Biz çok kahve tüketiyoruz. Aslında ben makineyi çıkaracağım da eriniyor. Makine kahvesi yapacağım artık bundan sonra. Çünkü bunlar bu da güzel oluyor da ben makine kahvesini daha çok seviyorum. Bunlar kesmiyor beni. Bakın şu kadar kalmış. Hemen gittim yedek alıverdim gari. Şuraya koyayım onu da. Ondan sonra gitmişken kahveyi alırız da Ercan Bey'in sütü eksik olur mu? Şey derler ya kuması durur mu? Tabii hemen kumasını da aldık. Kahve sütümüzü. Bir tane mantar aldım canlar lazım olur diye. Bir tane yumurta aldım. Valla 7 taneye yakında bu ısıtma ekmeğinden aldım. Size göstermek için bir tanesini buraya koydum. Ondan sonra ne aldık? Olmazsa olmaz okullar açılınca bizim bu dilim kaşarla günlük alınır. Bizim evde hemen bir dilim kaşarı aldım. Bir tane frişkeyze ekmeğe sürülüyor ya gene işte o deminki ekmeğe peyniri gibi. Bir tane kahvaltılık sürme peyniri aldım canlar. Tabii ki ne aldım? Portakal aldım. Portakal da bu hafta ayda 1.59 € falandı değerli dostlar. Hemen gitmişken aldım. Tabii dadadadam. Ne var burada? Greyfurt. Bir tane greyfurt aldım. Greyfurt da 55 €. Şu bir tane greyfurt 55 € aldım. Ne yapacağız? Benim içecekten yapacağız. Bitti benim içeceğim. Hemen tazesi yapılacağı için de greyfurtumu aldım. Portakalım vardı da yine de alayım dedim. Çocuklar okullarda falan da götürüyorlar. Havuçum da vardı. Zencefilim de var. Gene kendime göre şöyle küçük bir sürahinin içerisine içecek yapacağım. 2 gün boyunca içeceğim canlar. Hem C vitamini hem sağlıklı hem de inanın göbeklerinize yumuşaklık veriyor. Kızlar deneyenler söylesin. Benim işime yaradı. Bunlardan alın tüketin derim. Bu benim fikrim. Herkese de saygı duyarım. Birazcık emek var. 2 bulaşık çıkacak. Sağlığım için 2 bulaşık çıksın değerli dostlar. Hiç problem değil. Yapın yapın tazecik tazecik tüketin. Devamlı da yapın işinize yarayacaktır. Kızlar benim sevdiğim bu gofretler gene gelmiş. Tabii bunu yaparken de bunlardan yemeyelim lütfen. Sakın ha yemeyeceğiz. Tamam şöyle bakacağız. Aa ne güzelmiş deyip bırakacağız. Ya da ay ne güzel kokuyor. Gevrek gevrek Allah'ım şuna bak işte. Yapıyor. Yapıyor köslükler bizim de canımız çekiyor. Gittim 2 tane aldım. Şunun tanesi 1.99 ikisine 4 € verdim. Değerli dostlar. Evet. Bir tane böyle Nus fındıklı çikolatalardan aldım. İçi fındık var. Kenarları fındıklı sırf çikolatalı. Çok güzel oluyor ama yemeyeceğim kızlar. Niye aldım? Evde bulunsun ya. Çünkü kaplarımızın içi böyle hani ortada duran kaplarımızın içi boş oluyor. Gelen giden oluyor. Hani çoluk çocuk giderken sabahları bir ağızlarına atıyorlar. Bizim öyle de olmazsa olmaz bunlar. Ben de her zaman alıyorum. Şeker kabımı hiç boş bırakmıyorum. Bir tane böyle çikolata aldım. Bak çikolata. Efendim bir tane kendime içinde fındık var, kaju var, fıstık var. Bir de şu şeylerde. Otobet mi anne? Börtlene benzeyenin kuruları var ya efendim. Şey kiraz mı? Ya yok kızım bir dur karıştırma sen de. Kiraz mı? Ben bunu bilmiyorum işte. Adını unuttum neyse. Ben size tabii. Ay sus Tuğçe ya. Tamam otobet işte. Cranberries'lar var ya değerli dostlar. Evet cranberry'ler var ya. Onun kurusu bu çiğ efendim kavruk değil. O kadar güzel oluyor ki ben ara ara bunlardan alıp tüketiyorum. Tavsiye ederim. Kavruklar daha şey oluyor da bunlar daha insanın midesini rahat ediyor. Bir tane bundan aldım. Bu da yazıyor zaten 1.99 €. Bir tane badem aldım. Bu da 1 euro, 2 euro falan. Evet 1.99 € düşmüş. 2 euro'ya düşmüştü. Bir tane de badem aldım. Efendim şu elmalı tarçınlı çayı da ben çok seviyorum. İnanın. Kız bir kokusu var. Ben de çok severim kokulu şeyleri. Allah'ım yarabbim koku bir güzel. Oradan konuşuyor arkadaş. Gittin gene o çaylardan mı aldın diyor. Vlog doldu diye bağırıyor. Sesim uyanmış. Oradan vlog doldu diyor. Efendim bu çaylar da çok güzel oluyor. Bunlar genelde kış çayı efendim. Kışın böyle şöminesi olan hanımefendiler. Vallahi şanslısınız. Bizde şömine yok.
Şöminenin karşısına geçip sıcacık karın yağdığını izleyerek bu çayınızı için ne güzel hayaller. Kız bizim hayalimiz hayalde parayla değil. Aman bana ne. O zaman şöminen yok evde de çay aldın şöminen yoksa. Şöminen yoksa diyor. Niye gittin o çayı aldın? Evcan ben de televizyondan açarım şömineyi. Yani şeyde demokraside çare tükenmez evet, efendim. Evet açarım televizyondan basarım şömineye. Elime de çayımı alırım. Bir de kızlara derim şöyle hüttürü hüttürü yapay kar yağdırın derim. Al sana hayalim gerçek oldu değil mi dostlar? Bir tane tarçınlı, elmalı, vanilyalı çok tatlı güzel bir çay aldım. Kızlar tavsiye ediyorum. Kızlar vallahi daha ne aldım bilmiyor. Yumurta var. Yok yoğurt falan. Ha yok. Yumurta falan mı? Ha dedim onları. İşte değerli dostum. Değerli bacılar. Bunları da aldık geldik. Çıktık evimize. Şimdi ben ne yapayım biliyor musun? Hayır dur bir şey anlatacaktım. Bezi niye anlatacaktım? Ha bezi. Kız ben mutfak bezi diye gittim ya. İnan yemin ederim unutmayın diye direkt bezlerin olduğu bölüme gittim. Yok. Sanki ailedekiler duymuş. Selma bez almaya geldi. Kaldırın yok edin. Yok etmişler bacım. Bezimiz kalmamış. Ya bu hafta gelmedi bilmiyorum. Artık Lidl'e giderim. Bir Lidl'e bakarım yarın Allah nasip ederse. Çünkü ben o bezlersiz yapamam. Bunlar bana olmuyor. Rahatsız ediyor bu bezler beni. Böyle kıymetlizler. Ne alışveriş biter. Ne işler güçler biter. Bu hayat var ya. İnanın koşuşturmaca ya. Gerçekten yalan dünya diyoruz ya. Gerçekten çok doğru. Yani sabah kalkıyorsunuz, çoluk çocuk okula gönderiyorsun, eşi işe gönderiyorsun. Anam kalkıyorsun, eline bir kahve alıyorsun, bir sağ sol bakayım demeye kalmıyorsun. İki de yatak yorgan toplarken bir bakmışsın çoluk çocuk gelmiş. Hadi onların karnını doyur, hadi onları geri yıka kaldır. Sonra tekrar akşam yemeği yapalım, sonra akşam yemeği kaldıralım. Aynı rutin. Aynı rutin, klasik robotlaşmış gibiyiz. Ya bakıyoruz günümüze hiçbir şey sığdıramıyoruz ya. Allah'ım diyorum biz ne yapıyoruz? Gerçekten hiçbir, yani doğru dürüst gerçekten hep bu yalan dünyanın koşuşturması içinde kaybolup gidiyoruz. Bakıyorum hep aynı ya. Hep aynı. Sabahımız aynı, akşamımız aynı. Rutin, klasik hayat. Bilmiyorum Rabbim beterinden korusun. Daha ağır kötü şeyler vermesin. Yine buna da şükredelim. Canlarda hiçbir şeyin tadı, keyfi, zevki yok. İşte böyle kızla çenem düştü biraz dertleşeyim dedim kız. Hepimizin evi öyle efendim. Yeter ki Yüce Mevlam evlerimize sıkıntı, hastalık, dert, keder vermesin. Şükür Rabbime ne yapalım? Yaparız ya. Rabbim büyüktür. Kimseyi kimseye muhtaç etmeden, ne bileyim kimsenin kimsenin kapısına düşürmeden şu yalan dünyada vefamızı verelim de bir zamanımızı dolduralım da her şeyin hayırlısıyla. Demek gönül dostları. Hadi ben kalkayım şuraları bir toplayayım. Akşam yemeğe vakti. Ben çoluğun çocuğun karnını doyurayım. Sonra da çemen yaparız beraber. Evet can dostlar. Biz yemeğimizi yedik. Tabii ne olacak? Ejder'i kaldırdı yataktan uykudan. Ben de çaman neşeyse çaman unu arıyorum sizin için arkadaşlar. Ben bunları sizin için arıyorum ama ben yiyeceğim. Evet kızlar. Efendim valla... kıymetli bacım için Kayseri çemeni yapacağız. Ben o yüzden hani fazla Ercan dur gımıldama Ercan vallahi sandalye değiştiriyorum o da gıcır diyor. Değerli dostlar Kayseri çemeni benim daha önceki vloglarımda vardı da bu özel istek olduğu için bir de kız kardeşim için yapayım dedim. Şöyle az biraz çemen tozu çıkardım buzluğundaydı. Az olsun. Bu sene olsun. Kızlar getirmişti canlar bu çemen tozunu. İster istemez topaklanmış Ercan'a topağını aç dedim ama Ercan işte. Bunun için bize ne lazım biliyor musunuz? Bak tuzu unuttum. Evet. Canlar damak zevkinize göre tuz atacaksınız. Bir tane su, biraz evet. Tuz, birazcık da sarımsak. Sarımsağı çok seviyorsanız sarımsağı çok fazla katın. Az evet. Seviyorsanız benim gibi az bir sarımsak katın. Töriye ben senin ağzın tadına göre mi yiyeceğim? Tamam hayatım. Evet. Suyu soğuk mu ılık mı? Normal Ercan'cığım. Bir tarif vereyim lütfen. Hep böyle yapıyor. Değerli dostlar ben size orijinal Kayseri çemeni su, tuz, sarımsaktan oluşuyor efendim. Siz normal Kayseri'deki çemenlerden yapmak istiyorsanız suyunuz bir de karışık çemen tuzunuz baharatçılarda satılıyordur. Pastırmacılarda da var. Ben pastırmacılardan aldırmıştım. İşte şu üç ana malzeme
Kayseri çemeni orijinali. Ha yok Selma'cığım, biz değişik türlerde daha böyle seviyoruz derseniz, ben bazen kendime özel olarak yapıyorum. Sarımsak, aynı böyle çemen tozumuz var. Ben içine biraz toz şeker atıyorum. İçine zeytinyağı atıyorum. Bir de cevizle sarımsağı öğütüyorum değerli dostlar. Ve içine atıyorum, karıştırıyorum. Muhteşem oluyor. Cevizlisi de harika. Mutlaka deneyin. Sarımsakla cevizleri bir öğütün. Sonra çemen tozuna katın. Suyla efendim. Kimileri Türkiye'de bu çemen tozunun içine şey de atıyor. Siz söyleyin. Et suyu. Hani var ya bu şeyler. Neydi? Bulyon mu deniyor? Et bulyonu. Et bulyonları. Onlardan da katıyorlar. Böyle pastırma tadı veriyor. Hani bir, iki, üç değişik tarifleri var. Biz size sadece en basit, en kolayını. Can dostlarım. Bir laf edeceğim dedim. Bunun içine 4 malzeme giriyor. Su. Bir de babamın sevgisi diyecek şimdi. Sarımsak, çemen tozu. Bir de benim sevgim. Artık alıştık. Demedim ben de. Evet. Görmüyorum kız Selma. Ercan da tarif verdiğim için sonra yarım yamalak oluyor. Bir de değerli dostlar, hazır dedim mikser çalışacak. Sarımsağı rendeleyeceğim ya dedim, rendeleyeceğim. Uzun zamandır size de bir antivirüs, gerçekten virüslerinle savaşan, onları koruyan çok muhteşem bir tarif vereceğim. Kızlar, ben sizin için kısacık yapacağım çünkü yapayım. 2-3 gün bekleyeceği için buzdolabında ben minnacık şu kadarcık bir kavanoz kavanoz mu neydi bunların adı? He? Vazo mu? Ne yok ne? Tuzluk da ya. Yok ya. Biberlik de. Saklambak şeyleri. Yok kızım. Ya neydi şey? Kadın biberon. Ya yok uf neyse. Şu kadarcık bir kavanoz ya. Kavanoz diyoruz işte. Cam. Ben buncağın içinde yapacağım. Efendim bunun içinde size antivirüs mutlaka deneyin. Hiçbir antivirüs zararı yok. Denmez. İsterse antivirüs işte. Virüs virüslerle savaşıyor. Heh. Öyle. Amin. Bu ne gı? Vallahi maygot diyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah billah doğuz kaynağı ebeden. Kızlar bunun için ne var biliyor musunuz? Taze zencefil. Olmazsa olmaz. Ve bolca sarımsak. Tabii canım. Ve efendim bir de hakiki güvendiğiniz hakiki taze bir bal. Bu üçünü karıştıracağız değerli dostlar. Ve buzdolabında 3 gün uykuya yatıracağız. 3 gün sonra da aç karnına birer tatlı kaşığı yutacaksınız. İnanın kızlar, o kadar sizin yani virüsleri, gripleri, şunlara bunlara karşı acayip bir savaş verecek. Tatlım bugün kaldı. İnşallah tatlıyı bir dahaki sefere yapacağız. Bacılarım işte olay bu. Şimdi ben hemen şuraya... Önce sarımsakları atayım içinden. Buraya ayırmıyor mu buraya? İşte bu hayatım, önce sarımsakları vırvırlayacağım. Vırvırlayacağım için. Kızlar siz böyle büyük kavanozda yapacaksanız 10 tane 12 tane sarımsak, bir büyük boy böyle bir zencefil. Ben kabuğunu soydum bunun. Ben azıcık sarımsak yapacağım için şu kadar zencefil kullanacağım. Çünkü bu sarımsağın içinden biraz alacağım buraya. Ercan ben sen boş durma. Ne bileyim Selma, sen konuşuyorsun, ben de dinliyorum, ne yapayım sen Selma. Bunu böyle geveledin. Biraz da sarımsak gelir içine. Kadın, Ercan abiniz onu orada özülerken efendim, ben de Selma burada... Selma da burada Antalya fanatısın. Sarımsakları yapayım, bunları bir vızvızlayayım. Ondan sonra Ercan sarımsaktan, çünkü bunun içine atacağız azıcık bir şey. O yüzden Ercan onu bir suyuyla oynatsın. Biraz da tuz atalım Ercan'cığım buna. Aman tuzuna dikkat et. Şu Aman. Kadar iyi değil mi? Tamam, önce bir dursun. Tamam, çünkü bakalım. Onun içinde kendi tuzu var. Evet, bakarız. Bu sefer de tuzlu olur, yenmez. Şimdi sarımsak gelsin, bir de sarımsakla sulayalım. İşte değerli bacılarım, bu virüsü aman, bu kürü mutlaka yapın ve her sabah aç karnına. Zaten sarımsak yüksek tansiyonlu hanımefendilere birebir efendim. Hiçbir şey olmaz. Zencefil hiçbir zararı yok. Kızlar bakın, size zarar olmayan hiçbir şeyi tavsiye, yani zararlı olan hiçbir şeyi sizlere söylemiyorum. İçin bakın, ben azıcık sarımsaktan yaptım. Siz daha çok sarımsak yapın, kullanın yani. Hiç şey yapmayın, korkmayın. Demeyin ay gel tavuş. Biz sarımsağı az katacağız. Şu kadar yeter Ercan. O kadar az katma Selma. Ercan'cığım yeter, yemiyorum. Ağzım sarımsak kokar. Sarımsak kokar değil mi anneciğim? Bak onu olsun karıştır. Ama bu an üstünde çemen. Anam git var ya. Hüseyin otobüs şoförüsün. Nasıl otobüs şoförüsün sen? Daha iyi müşteriler bilmez. Allah'tan maske var ha. Şu maskeyi bir beğeniyorum. Ben de yeter şimdi. Şimdi çamanı zaten biraz şey var. Biz, efendim biz şimdi zencefili de atacağım içine. Ben yapabilir miyim? Hadi gel yap. Zencefili de bastır o. Talha Bey. Aferin. Aferin Talha.
E oğlum ben mutfaktayım. Sen niye giriyorsun kadarsın abi? Evet değerli dostlar, bakın işte böyle olacak. Gördünüz mü? Sarımsak ve zencefili karıştırdım. Değerli bacılarım, bakın işte. Şimdi şu kavanozun içine alacağım. Ercan oradan çemeni yapsın. Ben de buradan. Alem, şimdi ne yapıyorsunuz? Ben antivirüs yapıyorum oğlum. Virüslerle savaşıyoruz. Bakterilerle savaşan virüs efendim bu. Bunu mutlaka arkadaşlar evinizde her zaman bulunsun. Hele hele bakın, gördünüz mü? Oncağıcık malzemeden bir sürü şey çıktı. Tazecik tazecik yapın arkadaşlarım. Değerli dostlarım, inanın Selma, bilenler vardır yüzde bir milyonda. Bazen bilmeyen kardeşlerin çıkıyor. Onun için de hani dedim söyleyelim de. Zaten ben de size biliyorsunuz böyle ilaçlı, sağlık dışı bir şeyleri asla önermem. Çünkü ben kullanmadığım, bilmediğim şeyleri de size söylemem. Asla söylemem. Zaten Selma, zencefil, sarımsak oldu bitti zaten. Sucuk. Virüs has şeyi. Ne sucuğu oğlum? Bu da sucuk da iyi. Çocuk sucuğu seviyor ya. Aa, sucuk. Efendim aslında şuradaki sarımsakları da elimle böyle alırım da şimdi ayıp olur diye almıyorum. Yoksa ya, onu da alırdım. Çöpe gidiyor. Çöpe gider çünkü içinde zencefil ve sarımsak. Sarımsağı falan biliyorsunuz. Kız Araplar falan, Almanlar, yabancılar var ya löp löp yutuyor, biliyor musunuz bu sarımsağı? Nerede? Evet o, efendim. Ayrıca sulamsı mı olsun? Şimdi bakın. O neyi? Balın. Onun içinde karıştıracağım. Hay biraz batırdık. Olsun. Şimdi gel Tuğçe yakından. Bakın arkadaşlar. Şimdi bununla bunu karıştırıyorum. Gördünüz mü? Evet, biraz daha alayım. Ercan kızıyor. Fazla. Tamam şey kararına kadar alacaksın. Karı mecbur alacağım. Yoksa öyle olmaz. Elimiz temiz. Buraları sileriz. Bilmiyorum ya, yıkadın mı? Ben görmedim. Yok, yıkamadım Ercan. Ben görmedim. Selma. Kızlar işte olay bu. Bakın elimle karıştırayım bunu. İşte hepsi bu kadar. Ve bu var ya sizin bakterilerle onunla bununla savaşmanıza. Kışın üşüyen hanımefendiler. Bakın hani üşüyorsunuz ya. Her sabah aç, bakın aç karnına. Şundan şöyle anneciğim yapma. Şundan şu kadar bir kaşık yutun kız, hemen üstüne su için. Hani şeyiniz yoksa. Benim tansiyon düşüklüğüm olduğu için sarımsak bana gelmiyor. O yüzden ben böyle çay ucuyla bir ağzıma şu şeyden alıp böyle yutuyorum. İnanın bazen üşümeme falan o kadar iyi geliyor ki. Şunu kızlar bilmiyorsanız al, yani mutlaka yapın. Benden size Selma'nın hani ricası. Bunu deneyin. Denedikten sonra deyin ki Selma abla veyahut da Selma abacı gerçekten de işe yaradı. Kızlar elim temiz olduğu için bunu böyle yaptım. Şimdi ne yapacağız? Yarısını komşuya verecektim. Niye elini vuruyorsun Selma? Olsun, komşuya da veririz. Şey baksana bu böyle katılaştı. Bunu acı daha kızlar tabii mi? Ki sizin evinizde şöyle ağzı kapaklı güvendiğiniz ve kavanoz varsa daha iyi olur. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun ağzını ha işte bununla böyle sımsıkı kapattım. Hızlı ve olmuş. İşte bakın gördünüz mü? Seyir. Bu bana bayağı bir gider. Ben bunu 3 gün böyle buzdolabımda uyutacağım. Uykuya yattıktan sonra da 3 gün sonra ben bunu size göstereceğim. Ercan abinizin de aç karnındayken hemen Ercan abiniz ondan alırken, yutarken onu da size göstereceğim. Kızlar bir elimi yıkayayım. Evet ben biraz daha su koydum canlar. Niye biraz daha su koydum? Çünkü çemen tuzu suyu seviyor. Onun bu biraz cıvık şekilde karacağım bunu. Cıvık olacak. Ağzını kapatıp bunu da buzdolabına atacağım. Bir gecede buzdolabında bekleyecek. Zaten bu kendi katılaşacak. Katılaştığı zaman da dediğim gibi. Yarın yiyebilirik biz bunu. Evet hayatım, onu diyorum. Bugün yaptık, dolaba koyacağız. Kahvaltında da afiyetçe tüketeceksin. Tamam. Bu kahvaltılarımızda, bundan sonraki kahvaltılarımızda da bol bol çemenimizi görürsünüz. Evet. Bakın arkadaşlar bu bir. Şu böyle ya. Bu böyle şişecek. Yani ağzına kadar çıkar ve toplayacak. Hayatım ver şöyle bana. Şöyle yapacaksın bak.
Yapıyorum, ben de öyle yapayım. Hem suyunu yer. Bak sanki elinde mikser varmış gibi böyle döndüreceksin. Ben de yapıyorum. Ben şimdi oturduğumdan öyle olmuyor. Olsun, otururken de olur. Bu fark etmez. Ben yapıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Sen bak, böyle böyle. Ben yavaş yavaş. O mikser şeyinden istiyor musun anne? Yok yok. Onu gerek yok. Gerek ben, yok. Sevgim yavaş yavaş kata kata karıştırıyorum Selim annem. Sen anlamazsın onu Selim. He Ercan, he he. Evet tamam, ben yaparım Selim. İşte abim mi? İki saat tamam, ben yaptım. Ercan. Yaptım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben yaptım diyecek. Tamam Ercan, hadi yap. Otur şuraya. Evet değerli dostlar. Evet. İşte bir akşam daha Almanya'da gurbetçi ailenin evinde böyle bir eğlence vardı. Ercan Bey'le dövüşe kalkışa. Ben hastayım ya. Tamam işte senin şifan orada hazırlandı. Bir yarına kadar 2-3 gün sabret, o gene sana... Onu anlatmıyorsun ama gerçek hastayım, söylesene. Tamam hayatım, evet efendim, Ercan Bey birkaç gün iyi değil. Allah midesinden Allah. Rahatsız. Ercan sabahçılık Ercan'a iyi gelmiyor. Her şey söylüyor da benim hastalığımı söylemiyor ya. Anam sizin kocalarınız da mı böyle? Allah'ım ben nerelere gideyim? Değerli dostlar, bana Nazlı, bir yorum gelmiş. Aslında birkaç yorum gelmiş bana. Ondan sonra yorumlarda benim kılık ve kıyafetimi hanımefendi vurgulamış. Ay demiş, Selma Hanım kusura bakmayın demiş. Bir de böyle demiş. Çok kusura bakmayın, özür dilerim ama demiş. Çok rüküssünüz demiş. Yani demiş hiçbir giymeyi, kıyafetiniz, giyiminiz, şeyiniz, şununuz, bununuz yok. Biraz kendinize çeki düzen verin demiş. Ha demiş, uyumsuz renkler giyiyorsunuz. Kıyafetleriniz hiç üzerinize yakışmıyor. Bedeninize göre kıyafet niçin seçmiyorsunuz demiş. Ya ben şaşırdım. Buradan diyorum ki sevgili güzel kız kardeşim, yorum için teşekkür ediyorum. Ben ne bir moda yarışmasındayım, ne bir moda yarışmasına katıldım. Hani ne bileyim, şey hani kız var ya böyle ne giyersem yakışır programları vardı hani eskiden, böyle oynuyordu sabah kuşaklarında, ne öyle bir yarışmalarda varım ben günlük evimde, mutfağımda, ne hani yemeğimi yaparken, evimin işini görürken, hani hayatım ne yani, mutfakta abiye mi giyeceksin Selim'e Allah aşkına? Abi hani normal günlük kıyafetler. Aynen, hani öyle. Vallahi ben sokaktan dışarıya çıkarım, eve gelir dışarı kıyafetimi atarım kenara. Vallahi salaş üzerimde eşofmanımı, taytımı, affedersiniz. Hani üzerime bir tişört giyip evimde öyle dururum. Ay tamam, video çekerken zaten üzerime, kılığıma, kıyafetime dikkat ediyorum. Gerçekten hani normalde kısa kollu bir tişört giyersiniz. Hani ama ekrana çıkacağım için uzun bir ceket atarım üzerime. Öyle sizin karşınıza çıkarım. Çünkü beyefendiler de bizi izliyor. Hani hanımefendiler, genç insanlar da bizi izliyor. Hani kendime o yüzden dikkat ediyorum. Evet biraz hani belki giyim zevklerimiz uyum sağlamıyor olabilir ama ablacığım ne yapalım? Ben de böyle seviyorum. Bu renkleri seviyorum. Bu kılık kıyafetle daha rahat hissediyorum. Çünkü ben kendimle barışık biriyim. Tamam hayatım, oynama, dikkatimi alıyor. Ben kendimle barışık bir insanım ve üzerimde isterse çul olsun, hiç fark etmez. Bana yakışıyorsa, kendime ben kendime yakıştırıyorsam hiç valla o konulara hiç girmeyin. Ben kendimle mutlu olurum. Anladın mı ablacığım? O yüzden hani yorumun içinde gene teşekkür edeyim de kılığıma, kıyafetime karışma. Çünkü ben abi mutfakta yemek yaparken topuklu ayakkabı giyemem. Abiye, Ercan Bey'in dediği gibi abiye bir kıyafet giyemem. Hani nasıl rahatsam o kıyafeti tercih edebilirim. Ne bileyim, affedersiniz bir dekolte kıyafet giyemem. Hani ben kendimi rahatsız ederim bir dekolte kıyafetle. Ha işte böyleyim efendim, ne yapayım? Önemli olan temiz olması. Üzerimdeki kıyafetim temiz mi? Yırtığım pırtığım yok mu? Ha yırtığım da olsa ben diker gene giyerim. Hiç o yırtıkta pırtıkta da hani şeyim olmaz. Önemli olan tertemiz mis gibi bir kıyafetle giyip siz değerli dostlarımızın karşısına çıkabilmek. Kız kılık kıyafet önemli değil. Sağlığımız yerinde olsun. En önemlisi o. Kızlar bizim vlog doldu. Ben doldu? Evet. Şimdi ben bunu burayı bir kaldıracağım. Mikserimi yıkayacağım. Bu kızlar. Tamam değil mi? Bitti bence. Bu, evet canlar. Bakın gel Tuğçe'cim. İşte değerli dostlar. Bunun cıvıklığı işte bu. Evet. Ben hatta buna biraz daha su ekleyeceğim. Şöyle biraz daha bunu karıştıracağım ve bitti canlar. Şimdi ben bunun... O onu yiyor zaten. Evet, bu sudan başka da su koymam. Şimdi bunu gene böyle karıştırarak ederim. İşte çemenimizin cıvıklığı böyle olacak değerli dostlar. Gördünüz mü? Aynı krep hamuru gibi olacak. Gördünüz mü bacılar? Nasıl yaptım? İşte bakın o suyu nasıl emiyor. Gel Tuğçe'cim.
Bakın canlar gördünüz mü? Alır i̇şte ya, böyle krep hamuru gibi olacak. Bu kendi kendine sabaha kadar sertleşecek. Dediğim şu kızlar bunu mutlaka deneyin. Evinizde bu hep olsun, hele hele kış aylarında. Özellikle kış aylarınızda bu antivirüsü, bakın gerçekten bakteri savar, virüs savarı mutlaka deneyin. Bu evlerinizde bulunsun. Hiçbir zararı yok. Hani zencefilin, sarımsağın eğer size... Bunda zehirlenecek bir şey yok ki. Bir şey yok bunda. Sarımsağın, zencefilin veyahut da balın alerjiniz yoksa... Evet, efendim tabii. Eğer size karşı doktorunuz yasaksa o kişiler kullanmasın. Ama tansiyonu şunu bunu olan, yüksek tansiyonlu içiler, kolesterolü olan... Kullansın. Düşük tansiyonlar kullanmasın. Çünkü neden? İçinde... zencefilden sarımsak var çünkü küçük tansiyonları, alçak tansiyonları sarımsak daha da düşürüyor. Evet efendim, hani kolesterol şunu bunu olan hanımefendiler kullanabilir. Kansere karşı da gerçekten mücadelesi çok iyi. Ya oluyor, ben bunu uzun zamandır yapıyorum, hatta bir ara çok fazla evde yapıyorduk. Bunlar bıktılar, istemediler. Ben çocuklarıma bile içiriyordum bundan. Yani göğüs kavga. Evet. Göğüs kavga özellikle kış aylarında. Hele hele şu korona davası var ya. Evinizde bulundurun. Nasıl işkembeyi içiyorsunuz? İçinde bol sarımsak, ekşisi, sirkesi var. Ha o, ha da bu. Yapın, kullanın ve afiyetçe tüketin. Allah kimsenin evine hastalık, dert, keder uğratmasın. Aynen. Efendim. Kim nerede hastalıkla uğraşıyor ve Rabbim'den şifa diliyorsa Rabbim şifasını göndersin. Hangi kardeşimize darlıkta, sıkıntıyla boğuşuyorsa Rabbim evine bol bereket göndersin. Hangi bacımın derdi, sıkıntısı varsa, yuvasında huzuru yoksa Rabbim o yuvaya huzur göndersin. Eşlerine sıkıntısı olan hanımefendilerin Rabbim eşlerine ahlak güzelliği versin. Peki niye gösteriyorsun böyle? Böyle yaptım hayatım, seni göstermedim, şöyle yaptım. Gördünüz değil mi? Çocuklarıyla sıkıntısı olan bacılarıma, abilerime, Rabbim evlerine huzur, sağlık, evlatlarına ahlak güzelliği versin. İşte değerli dostlar. Bir kahve yapalım. Şimdi biz Ercan Bey'e bir kahve yapalım. Ben kendi ya. İçeceğimi biliyorsunuz bugün alışverişte gösterdim. Şimdi gideceğim, onları yapacağım. Oh. Onları da hazırlayayım, atayım buzdolabına. Pes alışverişe gitti. Pestili çıkmış, pestili. Evet, işte kızlar çemenimiz bitti. Selma vlog doldu, Allah aşkına sus artık. Çemenimizi bitirdik. Ağzını kapatacağım. Bunları tamam, da uykuya mi? Yollayacağım. Bu da tamam. O da tamam. Kızlar ben bir dahaki tamam. Sefere de o tatlı atıştırmalı yapacağım. Malzemeler dolapta vallahi bekliyor. Naha bugün ha yarın yapayım derken de böyle bugüne geldik. İşte bu kadar olsun değerli dostlar. Bize emek veren, destek veren, değer veren tüm Almanya'daki gurbetçi ailenin dostlarına evet. sevgi, selamlar, saygılarımızı gönderiyoruz. Cihangir bacım. Buradan sana da selam olsun. O güzel yanacıklarından öpün. Cihan Gürdü. Fatma geldi. Fatma diye bir kız kardeşim var. Ay diyemedim soy ismini. Buradan ona da çok selam, sevgiler olsun ve bütün gönül dostlarımı. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sizi en güzel Mevlam'a emanet ediyorum. Başka hiç kimseye. Hoşça önce kalın, Allah'ıma emanet hoşça ediyorum. Hoşçakalın. Canım bu dostlar. Evet gönül dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. En önemlisi hoşça bu. Hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'da gurbetçi aileye like yapın. Lütfen like'larınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olmayı lütfen esirgemeyin. Eşinizde, dostunuzda, sosyal medya hesaplarınızdan bizim vloglarımızı paylaşın. Desteğinize gerçekten ihtiyacım var. Çünkü izlenimlerim çok düşük. Ve siz gönül dostlarından yardım ve destek istiyoruz. Önce Allah'tan sonra sizden. Hadi bir dahaki vlogda görüşürüz efendim. Hoşça kalın.